Sunay Yıldızoğlu. O doğduğunda takvimler 26 Şubat 1955'i gösteriyordu. İngiltere'de İngiliz bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Sonya Edi'ydi. Suna daha 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Suna da iki erkek kardeşiyle ve annesiyle beraber anneannesinin yanına gitti. Gittikleri yer ufak bir köydü. Orada çok mutluydu. Çocukluğu ağaç tepelerinde, nehirlerde, çiçeklerin ve hayvanların arasında geçiyordu. Suna Yavuz Hakan Tok'a verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. Yaşadığımız yere 2 kilometre uzakta bir küçük havalimanı vardı. Annem orada çalışıyordu. Yeni uçakların testleri o havalimanında yapılırdı. Ben ağaçların tepesinde uçakları seyrederdim. Bir gün teyzemin yakışıklı esmer erkek arkadaşıyla tanıştım. 9 yaşındaydım. Tunusluydu ve ismi Tarık'tı. O küçücük yaşta bile bana çok yakışıklı geldi. Uçaklar ve yabancı esmer bir erkek. Sanırım geleceğimin tohumları o günlerde atılmış. Suna ilkokuldayken tiyatro ve dansla uğraşıyordu. Daha 11 yaşındayken ciddi bir şekilde tiyatro yapmaya başladı. İngiltere'deyken bir barda garson olarak çalıştı. İşini severek yapıyordu. Hayalleri arasında dünyayı gezmek vardı. Barda çalıştığı gecelerden birinde bir Türk'le tanıştı ve ondan çok hoşlandı. Suna'nın gönlünü çalan yakışıklı 3 ay kadar İngiltere'de kaldı. Ama nihayetinde Türkiye'ye dönmesi gerekiyordu. Suna'dan ayrılmaya karar verdi ve mecburen Türkiye'ye geri döndü. Suna da Türkiye'ye karşı büyük bir merak ve hiç görmediği bir yere karşı inanılmaz bir özlem oluştu. Bir süre daha çalıştı İngiltere'de ve sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdi. 1974'te ilk kez turist olarak geldi. Tek amacı ülkeyi görmek değildi tabii. Aşık olduğu adamı da görmek istiyordu. Sonunda gördü de. 3 haftalığına gelmişti Suna Türkiye'ye. Daha sonra Korsika'ya geçti. Uzun süre orada kaldı. Aradan 6 ay geçmişti ki bir gün aşık olduğu adamdan bir telefon aldı. Suna'yı Türkiye'ye çağırıyordu. Suna da bu teklifi ikiletmedi ve Türkiye'ye geldi. Döner dönmez de evlendiler. Bu evlilik 10 ay kadar sürebildi ama sonunda uyuşamadıkları için ayrılmaya karar verdiler. Daha sonra Kayhan Yıldızoğlu ile tanıştı ve 1978'in Mart ayında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. Tanışma hikayelerini ise aynı röportajda şöyle anlatmıştı. Nişantaşı'nda Merhaba adında bir kafe işletiyordu Kayhan. Benim arkadaşım Katerin ise onun yanında çalışıyordu. Tanıştığımızda kültürüne, bilgisine ve espritüelliğine hayran kaldım. Ayrıca beni hiç rahatsız etmiyordu. O dönemde çok gençtim ve farklı tipimden dolayı tanıştığım Türk erkekler peşimden koşuyordu. Kayhan'la çok güzel bir iletişim içindeydik. Daha sonra ilişkiye döndü. Kayhan Yıldızoğlu Türk sinemasının önemli isimlerinden biriydi. Suna da oldukça güzel genç bir kadındı. Bu ikilinin evlenmesi Suna'ya sinema dünyasının kapılarını da aralamış oldu. Kayhan'la birlikteyken Suna'ya ufak bir rol teklifi geldi. Aslında Suna'nın böyle bir niyeti yoktu. Başarabileceğine inanmıyordu. Ve daha da önemlisi Kayhan'la ilişkilerinin zarar görmesinden korkuyordu. Ama maddi durumları çok iyi olmadığı için bu teklifi kabul etti. Hikayenin bu kısmını şöyle anlatmıştı Suna. Müjdat Gezen'in bir filmiydi, Şoför Mehmet. O filmde Seden Kızıltunç da oynuyordu. O arada TRT yeni çekilecek Bir Yürek Satıldı adlı televizyon filmi için yeni bir yüz arıyormuş. Seden de benden bahsetmiş. Kendimi bir anda Ahmet Mekin'le başrol oynarken buldum. Sonra yine Ahmet Mekin'le Bir Adam Yaratmak adlı televizyon filminde oynadım. Daha sonra ise çoğu tiyatro oyuncularından oluşan geniş bir kadroyla o günlerde çok ses getiren Şıp Sevda adlı televizyon dizisi ve Can Gürzap'la başrol oynadığım Bir Trafik Cezası derken Yeşilçam, Kadir İnanır'la başladım. Sanırım 35 kadar film çevirdim. Benim için çok heyecanlı bir dönemdi. O dönemlerde sinema oyuncularına sahneye çıkmaları için teklifler geliyor, artistlerin şöhretinden yararlanmak isteniyordu. Sinemadaki yetişkin filmi furyasında bu durum oyuncular için de bir şans yaratmış oluyordu. 1978 yılında 5 dil bilen Suna'ya da İzmir Fuarı'nda şarkı söylemesi için teklif geldi. Menajer Osman Diper ona açık çek verdi. Ama Suna kabul etmedi, sesinin iyi olmadığını düşünüyordu. Ama yine Kayhan'la birlikte yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı
ikinci kez gelen teklifi geri çeviremedi. Tek bir şartı vardı, o da şan dersi almak. Eğer şan hocası sesinin uygun olduğunu söylerse sahneye çıkacaktı. Sonuçta sesi beğenildi ve 1978 Aralık ayında Harbiye'deki Gala Kulüp'te sahneye çıkmaya başladı. Ama bu dönemlerde Kayhan Yıldızoğlu'yla yollarını ayırmaya karar verip boşandılar. Kısa bir süre sonra ise hayatına Çetin Alp girdi. O günlerde yaşadıklarını röportajında şöyle anlatmıştı Suna. Kayhan'dan ayrıldıktan sonra İngiltere'ye dönmeyi hiç düşünmedim. Türkiye çok farklı ve heyecan verici bir yer. Yaşıyordum, dans ediyordum, şarkı söylüyordum. İnsanlar sevecendiler ve duygularını gösteriyorlardı. İngiltere'de hep kontrollü olmak gerekiyordu. Burada ise özgürdüm. Kendimi buldum. Ayrıca hayatıma Çetin Alp girmişti. Sahneye çıktığı dönemlerde Türkçe şarkılarda hayli zorlanıyordu Suna. Ama Türkçe şarkılar dendiğinde de en çok türküleri severdi. Sahnede hem söylüyor hem oynuyordu. Yani aslında çok eğlenceli zamanlar geçiriyordu. İşin perde arkasındaysa korkuyordu ve ayak uydurmakta zorlanıyordu. Bu durumla ilgili şunları söylemişti. Önceleri saflığımdan dolayı korunma ihtiyacı hissettim. Ben sistemi bilmediğim için ayak uydurmam mümkün değildi. Maxim'e çıktığımda öğrendim. Meğer herkesin masası varmış. Bana kaç masan var diye sorduklarında bön bön baktım. Evdeki masalardan bahsettiklerini düşünmüştüm. Sahnede ben genel olarak müşterilerle ilgilenirdim. Erkeklere özellikle cilve yapmak bana çok tehlikeli gelirdi. İçimdeki ses beni hep korudu. Kayhan Yıldızoğlu'ndan boşandıktan sonra hayatına giren Çetin Alp'le de dillere destan bir aşk yaşadılar. Ama Çetin'e çirkin erkek imajı yapıştırılmıştı. 8 yıl kadar süren bu birlikteliğini Yavuz Hakan Tok'a şöyle anlatmıştı Suna. Çetin'le geçen senelerimin çoğu güzeldi. Sürekli beraberdik, işte ve evde. Kızları bizimle yaşıyordu. Harika çocuklardı, biz şanslıydık. Ben kısıtlı zamanlarda aşk yaşamaktan hiç hoşlanmam. Sabah erken ofise git, eve yorgun gel. İlişkiyi yıpratan bir sistem bu. Çetin'in üstüne çok gelindi. Bu kadının bu adamla ne işi var gibi saçma sapan haberler çıkardılar. Ona çirkin erkek imajını yapıştırdılar. Sanki o da yavaş yavaş tüm bunların hırsını benden çıkarmaya başladı. 1986 yılında artık dayanamadım ve hiçbir şey almadan evimden ayrıldım, ilişkiyi bitirdim. Suna Yıldızoğlu 1981 yılında Altın Orfe'de bir İngiliz olarak Türkiye'yi temsil etti. Bu yarışmada Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı. Aynı yıllarda Ses Dergisi'ne verdiği bir röportajda Suna ile ilgili yazılanlar Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Seni herkes şuh kadın Suna olarak tanımaya başladı dendiğinde şunları söyledi Suna. Bu yanlış izlenimi kendi hatalarım doğurdu. Ben sahne çalışmalarına başladığım zaman Liza Minnelli'ye örnek aldım. Bu sanatçı şov yapar, dans eder ve soyunur. Ancak Avrupa'da kimse ona şuh kadın demez. Ayrıca kimse ona başka gözle de bakmaz. Ne var ki pek çok kişi yaptıklarımı yanlış değerlendirdi. Böylece ben istemeden şuh kadın Suna kendiliğinden doğmuş oldu. Oysa ben şuh değil, çocuk ruhlu bir kadınım. Beni çok yakından tanıyan dostlarım bunu bilirler. Bazıları yetişkin filmi çevirmeyecek mi şeklinde sorular soruyormuş. Ben filmlerimde öpüşmüyorum ama bunu herkes yapıyor. Filmlerde öpüşen her kadın sanatçı yetişkin filmi çeviriyor mu? Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm tanıdıklarıma aynı içtenlikle davranmış olmam beni hafif kadın olarak tanımalarına neden oldu. Şimdi bu hatalarımı yavaş yavaş düzelteceğim. Yine 80'li yıllarda çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı Suna. En çok bilinen filmleri ise Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı Yıkılmayan Adam, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte oynadığı Petrol Kralları, Kemal Sunal'la oynadığı Gol Kralı ve Metin Belgin'le oynadığı Sokaktaki Adam filmleriydi. 1996 yılında Sokaktaki Adam filmindeki rolüyle 18. Siyah Türk Sineması ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oyunculukla ilgili düşüncelerini ise aynı röportajda şu sözlerle anlatmıştı Suna. Oyunculuk ruhuma özgürlük verdi. Filmlerde ben başkası olabiliyordum. Başka hayatları canlandırabiliyordum. Set bitip evime geldiğimde kendimi deşarj olmuş ve huzurlu hissediyordum. Oyunculuk benim için önemliydi. Bu yüzden de 2000 senesinde bıraktım. Çünkü 1996'da aldığım en iyi kadın oyuncu ödülünden sonra bir daha sinema teklifi almadım. Sahnede ve dizilerde çoğu zaman mutsuzdum. Çünkü içimdekileri ortaya dökme fırsatı tanımıyorlardı. Ben işimin dışında çok sosyal değilim.
herkesle geçinirim ama pek gezip tozan bir insan değilim. O dönemde film sektöründe gruplaşmalar vardı. Ben hiçbir gruba takılmıyordum. Suna 1989 yılında Dudley Allen adında bir İngilizle evlendi. Bu evliliğinden Yasemin adında bir kızı ve bir oğlu oldu. Ancak bu evlilik 2007 yılında sona erdi. Kızı Yasemin Allen de annesi gibi oyunculuk yapmayı seçti. Aslında küçüklüğünde böyle bir hayali yoktu. Avustralya'da sinema televizyon okumuştu. Asıl niyeti kamera arkasında çalışmaktı. Ama o da annesi gibi çok güzel bir kızdı. Zaten Suna da işin kamera arkasında kalmayacağını biliyordu. Sonuçta Yasemin Türkiye'ye geldiğinde teklifler almaya başladı. Böylelikle o da annesi gibi oyuncu oldu. Suna 2000'li yıllarda sektörden uzaklaştığında yorulmuştu. Kendisini dinlemesi gerekiyordu. Hayata yeniden başladı ve iki çocuğuyla birlikte var olabilme mücadelesine girdi. Daha sonra bir süre kitapları, şiirleri İngilizceye çevirdi. Avustralya'da Alaturka adında bir şirket kurdu ve Türkiye'nin küçük çapta tanıtımını yaptı. Bu konuda da oldukça başarılı oldu. 2000'lerde Eskici Baba, Karatecan, Paşa Baba Konağı, Elif, Geniş Aile ve Yerden Yüksek gibi yapımlarda rol aldı. Halen Türkiye'de yaşıyorsun ha ve ikinci vatanım dediği Türkiye'den ayrılmaya da niyeti yok. Acısıyla tatlısıyla bir Suna Yıldızoğlu geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.